Merhaba herkese iyi haftalar. Hektaş günlük grafik. Ee, şimdi e ektaş da çok tehlikeli yıkıldı ama bakın relatif olarak biz düzde pozitif ayrıştı ektaş yani relatif olaraktan kastım e diğerlerine göre görece e mesela atıyorum yani şimdi EKG öyle kıyaslarsanız işte efendim Türk Hava Yolları kıyaslarsanız falan daha pozitif kalmayı başarabildi. E, Tabi böyle bir zamanda böyle bir hareket yine güçlülüğünü anlatıyor bize. Ektaş'ın baktığınız zaman güçlü kalmaya uğraşıyor. Tehlikeli gitti. 8 kırıldı, 20 kırıldı. E, yani burada bakın 10, 95'te 50 vardı. Oraya kadar e, iyi ki de gidemedi. Yani biraz daha fren koymuş oldu. Alıcılar ortaya çıktı Ektaş'ta o kısımda. Oradan tekrar 20'nin üstüne, 8'in üstüne Cuma günü bir kapanış aldık. Bu olumlu bir kapanış haliyle. E, diğerlerinden farkı bir de sığlaşmadı. Yani hala hacimler sürdü burada. Alıcılar var yani. Demek ki 12 civarlarına o sarkınca, 11 civarlarına sarkınca en dip fiyat ne oldu bu hafta? 11.75. E buralarda demek ki bir alıcı var, bir bekleyen var. Oradan hızlıca bir alım gelmesi olumlu. Yani o açıdan hektaşı bu hafta genel manada değil, haftalık manada olumlu buluyorum. Yani bu kadar çalkantılı bir dönemde döndü dolaştı. Geçen cumanın kapanışına geldi. E daha ne olsun yani işte alıcısı var demek bu da bu hafta takip edilir. Neresi? Yani dipte şimdi 11.75 olarak da takip edebilirsiniz tabi. Ee, onu söyleyeyim. Ee, 11.75 e, uzak kalıyorsa eğer. Yani gün içleri de biraz böyle çalkantılı olabiliyor. Onu da göze alırsanız 13.20 takip edilir. 13.20'nin üstünde kaldıkça ee, pozitif akımın devamında bekleyebilirsiniz. Yani bu 20 ortalama tekrar kullanılır mı diye akla geliyordur. Geçen hafta izleyen arkadaşlardan, geçen haftada veya devamlı izleyen arkadaşlardan kullanılabilir. 20 ortalama yeri fena değil. <laughs> Piyasanın da takip edebileceği bir alan. 14.50 50 Şimdi dirençti. E, o kısmı geçmişti. 15'lerde takılmıştı. E, gerçi pek direnç özelliğini koru olmadı 14 elinin. Çabuk bir kere de kırılıp üstünde yer aldı. Daha çok destek özelliği oldu geçen sefer. Şu anda bir direnç. Yukarıda takip edilir. 14 elinin üstünde şimdi 15 bir satış baskısı oluşturur mu? Ona kafa yormak lazım. Burada yeni alanlar özellikle yani ne kadar alışveriş oldu ne kadar yatırımcı portföyünü yeni aldı bilemiyorum orada yeni alanlar korkuyorsa korkarsa bulunan durumdan belki bir satış baskısı oluşturabilir fiyat 15'e doğru giderse ama baktığınız 15'te gayet güzel iştahla herhangi bir sorun görmüyorsanız artık 16.75'ti mi daha önce direnç hattımız burada 16.50'den geldi satışlar yani çok yaklaştı ama varamamıştı o kısma. 15'in üstünde yapılacak kapanışlarda tekrar e, o kısma bakarız yani 16 50 16 16 50 bandına direnç olarak da takip ederiz. Yani şöyle göstereyim hacimleri de e, şimdi Petkim mesela e, 50 gün ortalamasının hafif altındaydı galiba. İşte sığlaştı. E, üstünde pardon, 50'nin üstünde. İşte EKG'ye bakıyorsunuz 50'nin altına çok daha altına indi, sığlaştı. E, ektaş'ta o sığlaşma yok. Ektaş'ta hala alıcılar var. Birileri alıyor abi. Piyasa alıyor hala. Demek ki gübrecilerden vazgeçmiyor piyasa. 59 Aresay. iyi bir bölge yani Aresay'da. Olumlu bir bölge olarak söylenebilir. Makdi e, Makti henüz tabii bir al kesimde bulunmadı. Bu kadarcık bir hareket Makti'yi döndürmez. Ama en azından o da e, bize bu momentumun bir miktar sönümlendiğini gösteriyor. Yani güzel bir grafik. Dolar olarak da söylüyorum yani. Ektaş çoğunlukla pozitif bir hareket içindedir ee, yani bir süzde kıyaslamadım bilmiyorum şimdi atmayım ama kafamdan ee, herhalde dolar bazında en verimli senetlerden uzun vade en verimli senetlerden biri olabilir şöyle göstereyim bu dolar bazlı grafiği onu çok yapan yok bir süzde bu grafiği hala da ısrar ediyor dolar bazlı baktığınız zaman da tabii en son e, Cuma gününden sonra e, daha yüksek bir fiyatlama görüyorsunuz burada bakın 1.24 dolar bazlı tırmanış devam ediyor bir taraftan da. Yani şimdi şöyle diyebilirsiniz 15'ten aldık tüh patlattılar elimizde patlatmadılar abi hala 1.24 yani parayı T e, hemen aynı gün çekebilirsen TRT 2 beklemesen e, şu anda oldukça karlı yani bunu bazı sağlayan aracı firmalar var onu söyleyeyim yani o relatif ticari kredi gibi işte yani o gün veriyorlar size parayı e, o tür hizmette sağlanıyor en yüksek fiyatlamamız da e, 1.40 1.50 bandından geldi dolar bazlı. Yani hareket yukarı yönlü devam eder ve dolar stabil kalırsa bunu göz önüne almak lazım. Yani 1.50 şu anda 15 civarları oluyor. Hani çok da bir yol kalmamış. 11'lerden hesaplarsak ne olur? 16 buçuk olur. Yani bir üst şeydeki tepe yani bir önceki tepe. Orası dolar böyle 11 civarlarında kalabilirse en yüksek fiyatlama alanı oluyor. Yani ben bu dolar grafiği hektaşta diyorum ya. Biz yüzde bulamazsınız. Yani her yerde bulamazsınız. Az vardır, öyle çok yoktur. Hani demircilerde vardır, onlarınki şöyledir yani gelir aşağı 30-40 sent alırlar mesela kar E, bir dolar falan, şöyle tekrar bir salınır. İşte e, Ereli biraz öyledir falan filan. Yani şimdi tek tek hepsini dolar bazlı grafiği aklında yok. Bankalara hiç bakma, onlar düşüyor zaten dolar bazlı. E, efendim söyleyeyim ben yani bu o yüzden benim beğendiğim bir grafik. Herkese iyi haftalar.